Windows 95'te 98'in uyarı sesi. Ama. Duyduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi de demeye alışmışım ya. Duyduğunuz gibi demek biraz garip geliyor ama öyle demem lazım. Bu en iyisi bence. Bu yaptığım en iyi ses. Çünkü bu Windows dosyaların içindeki seslerden karıştırdım ama bu farklı bir yerden geldi bu ses kaynağı. Hemen açıyorum. Hepsi sakadan. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bilgisayar bir şey göstereceğim. Yine masa üstündeyim, evet. Birkaç videoda yine masa üstündeyim ama olsun ya. Roblox çekemiyorum falan, neyse. Şimdi sizlere Windows seslerini nasıl editleyebileceğinizi göstereceğim. Yalnız şu an biraz şeyim ya, ağzım yorulmuş gibi olabilir. Çünkü az önce videoyu çektim, bir baktım ses kaydetmemiş. Ses kaydetme ayarını yapmayı unutmuşum. O yüzden bu benim için büyük sıkıntı oldu. Bir daha çekmem lazım. Neyse, şimdi bu sesleri nasıl değiştirebileceğimize bakacağız. İlk önce ben size kendi yaptığım sesleri bir göstereyim. Sesim bir açık ayarda. Gördüğünüz gibi normalde bunun sesi farklıydı. Yani bildiğiniz gibi ama bende böyle çıkıyor. Bak zile merhaba kardeş falan diyorum. Merhaba herkese. Tamam. Gördüğünüz gibi sesi bu. Bunun. Sonra öbür hata mesajımızın sesi bu. Böyle bir ses. Normalde sesi daha farklı bildiğiniz gibi. Bu eski Windows 95-98'in şeyine benziyor. Uyarı sesi çünkü. Windows 95'te 98'in uyarı sesi. Duyduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi de demeye alışmışım ya. Duyduğunuz gibi demek biraz garip geliyor ama öyle demem lazım. Bu en iyisi bence. Bu yaptığım en iyi ses. Çünkü bu Windows dosyaların içindeki seslerden karıştırdım ama bu farklı bir yerden geldi bu ses kaynağı. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi bu sesi tanımayanınız yoktur herhalde. Bu bizim Roblox'taki meşhur ölme sesi. Yani üf. Daha ne olsun. Şimdi bunları nasıl yapabilirsiniz onları göstereceğim sizlere. Bunları yapabilmek için Windows 10'da gösteriyorum ben bunu. Windows 7'de nasıl yapıldığına daha hiç bakmadım. Çünkü Windows 7'yi uzun süredir kullanmıyorum. Ses efekti diyorsunuz. Ses kısmına sağ tıklayıp ses efekti diyorsunuz. Ve sonra buradan bizim Windows varsayılanımız var. Bir de yönetici olarak çalıştırma sesim de değiştirildi. Değiştirdim. Bende böyle bir ses çıkıyor ama siz şu an kullanıcı hesabı denetim ekranını göremiyorsunuz. Çünkü kayıt programı buraları kaydetmiyor maalesef. Evet, ses efekti dedikten sonra buradan Windows varsayılan seçildi sizde. Eğer başka bir ses falan yoksa Windows varsayılan seçildi. Hemen buraya geldik ve buradaki sesleri değiştireceksiniz. Yıldız işareti dediği şu işaret oluyor. Bu işareti sesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan herhangi bir ses seçebilirsiniz. Mesela ben speech onu seçtim. Evet, speech onu seçtim. Siz başka bir şey seçebilirsiniz istediğiniz bir şey. Mesela Windows kullanıcı hesap denetimi olabilir mesela. Yapabilirsiniz böyle. Önemli durma bizim şu üf oluyor. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Kritik pil olsun. Aynen. Kullanıcı hesabı denetimi. Normal sesi bu. Siz değiştirebilirsiniz. Benimki hangisiydi mesela? Benimki buradan uyarıydı benimki. Ama siz başka bir şey seçebilirsiniz. Mesela bu olabilir sizinki. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Şurada soru işaretinin sesi. Bunun sesi yok ama siz buradan oluşturabilirsiniz bir tane. Ben de daha oluşturmadım. Neyse, zamanı gelince bunu da oluştururuz. Bu uyarı şey oluyor. Şu oluyor. Bu dinlem işareti. Bunu da değiştirelim. Bu da donanım takma olsun mesela. Aynen bu olsun. Varsayılan bipleme. Bu şey yani biraz karışık bir olay. Ama bunun sesi bu işte yani. Hani bir metin belgesine bir şey yazarsınız. Değişik şu an random falan attım. Bunu kaydet şey gelir ve böyle kenara basamazsınız ya. Kenara bastığınızda böyle bu uyarı sesi çıkar. İşte bu sesten bahsediyor. Bu sesi hemen değiştirelim. Şu ring ve alarmlar, bunlar biraz uzun ritmik sesler. Bir tanesini göstereyim mesela. Tabii ki de böyle bir ses, uzun bir ses çalsın istemezsiniz. O yüzden bunu
alarm ve ringleri kullanmanızı fazla önermem. Bir tane ring de dinleteyim. Gördüğünüz gibi ring de böyle. Mesela bu da video kapatma olsun. Tamam, böyle bayağı bir değiştirdik biz seslerimizi yani genel olarak. Evet, böyle biraz değiştirdik. Buna uygula diyelim. Tamam diyelim. Bakalım. Artık sesimiz gördüğünüz gibi bu. Bu sesimiz de bu gördüğünüz gibi. Biraz değişik ve fantezik oldu ama ne yapalım. Bu da böyle. İki tane açtım. Gördüğünüz gibi böyle yani. Yönetici olarak çalıştırma sesini gösterelim. Böyle bu da. En azından sesini duyuyorsunuz yani. Şey olmasa da, kaydı göremeseniz de sesi duyabiliyorsunuz. Bu iyi bir şey. Yine bir random falan atalım. Aynen. Bunun etrafındaki ses de böyle oldu gördüğünüz gibi. Kaydetmeyelim. Şimdi şu mesaj kutuları var ya, bunlar tabii de Windows'un kendi mesaj kutuları değil. Bunlar benim yaptığım mesaj kutuları. Ben eski ses düzenime bir geri döneyim. Ya bu arada sesinizi de kaydedebiliyorsunuz şuradan. Farklı kaydet deyip ismini değiştirebilirsiniz mesela. Video special yap. Ben en iyisi eski sesime geri döneyim. Tamam, şu an eski sesime geri döndüm ve bu mesaj kutularını nasıl hazırlayabileceğinizi geleceğiz. İlk önce MSG box'la başlıyorsunuz. Sonra çift tırnak atıyorsunuz buraya. Şu tek bir tanesinin içinde çift tırnak var ya, ona basın yani. İki şöyle şöyle yapmayın, böyle olmuyor. Böyle yapacaksınız. Bunun içine şu mesajı yazıyorsunuz. Şurada yazacağınız mesajı yazıyorsunuz içte. İşte yazacağınız mesaj ne olabilir? Mesela şey yazdım, hep Instagram'dan hoş geldiniz yazdım. Bunu böyle tırnakla kapatıyorsunuz yazdıktan sonra. Buraya virgül koyuyorsunuz ve 16, 32, 48 ya da 64. Bunlardan birini yazıyorsunuz. Onların ne anlama geldiğini şuralara falan koyarım. Merak etmeyin, editte koyarım. Dediğim gibi editte koyacağım onları. Bir de bunların artıları da var yani. Artıları da şuradaki evet hayırları falan ayarlıyorsunuz. Mesela ben 48 olan ünlem işaretini yapmak istiyorum. Buradan da 3 diyelim, tamam. Hangi şey çıkacak hatırlayamadım şu anda ama. Ben size yazacağım kenarda zaten. O artılarında ne anlama geldiğini yazacağım. Şuraya da video demek istiyorum. Tamam. Bunu farklı kaydediyorsunuz. Burası önemli. Farklı kaydedip şuradan tüm dosyalar demeniz lazım. Burası önemli. Bunun ismini şimdi nasıl kaydettiğiniz o kadar önemli mi? Değil. Yani bir isim bulun işte ya. Şey yazdım mesela. Attım öylesine. Bunu VBS, nokta VBS demeniz gerekiyor en sonunda. Onu unutmayın. Kaydet dedim ve gördüğünüz gibi şurada şeyimiz oluştu. Buna basıyorum ve gördüğünüz gibi şey çıktı. Biz Sega'dan hoş geldiniz diye bir şey çıktı ve aşağıda evet hayır iptal diyor. Çok güzel. Gerçekten böyle cevaplar verilmesi çok mantıklı olmuş ama dediğim gibi şu aşağıya nasıl ayarlayacağınız şuraları bir yere koyarım yani tablosunu falan. Ya da açıklamaya da koyarım. İkisine de koyarım ya. Ne olacak ki ya, Allah Allah. O kadar üşengeç falan değiliz. Neyse yani ek bilgi olarak bunu da göstermiş oldum nasıl mesaj kutusu yapabileceğiz. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.